Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yaptığı toplantıda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarında fiyatları yeniden belirledi. Koski Genel Kurulu da su fiyatlarını güncelleme kararı aldı. Yeni düzenlemede öğrenciler ve indirimli Erkart kullananların fiyatlarında herhangi bir güncelleme yapılmayarak fiyat 1,55 Türk lirası olarak aynı kalırken tam Erkart'la bir biniş 2,5 Türk lirası olarak belirlendi. Aylık sınırsız indirimli abonman el kartın fiyatında da güncelleme yapılmayarak fiyat 90 Türk lirası olarak kalırken aylık sınırsız tam abonman el kart 160 Türk lirası oldu. Ukome kararı gereği Konya Büyükşehir Belediyesi ile bankalar arası kart merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında anlaşmalı bankalara ait temassız bankacılık kartlarında da fiyat 2,5 Türk lirası olarak aynı kalırken anlaşmalı olmayan bankaların kartlarının fiyatı 2,70 Türk lirası oldu çalışan gençler ve lise sonrası üniversiteye hazırlık yapan gençler başta olmak üzere 20 yaş ve altındaki tüm gençlerin 1 Ocak itibariyle ulaşımda indirimli tarif eden yararlanmalarına karar verildi. 2 yıldan uzun bir süredir ulaşımda fiyat güncellemesi yapmayan Konya Büyükşehir Belediyesi yeni ücretleri 1 Ocak 2020 itibariyle uygulamaya başlayacak. Konya Büyükşehir Belediyesi Koski Genel Müdürlüğü su fiyatlarında düzenlemeye gitti. Aylık fiyat güncellemesini kaldırarak 1 Ocak 2020 itibariyle yılda bir kez güncelleme yapma kararı alan Koski Genel Kurulu, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere atık su bedeli dahil su fiyatlarını şu şekilde belirledi. 0.15 metreküp mesken 4,74 Türk lirası. 16.50 metreküp mesken 6,59 Türk lirası. 51 metreküp ve üzeri mesken 8,44 Türk lirası. iş yerleri 10,34 Türk lirası. Çevre sulama 2,82 Türk lirası. 6 ve üzeri nüfusa sahip aileler Koski'ye başvurmaları halinde 15 metreküp olan ilk kademeyi 20 metreküp'e çıkarabilecek. Bir önceki yıl kullandığı kadar suyu Ocak ayı sonuna kadar peşin ödemeyle satın alan abonelere Koski tarafından %10 indirim yapılacak. İlçeler arası fiyat dengesini sağlamak için yüksek fiyatlı ilçelerde su fiyatında herhangi bir artışa gidilmedi.